Sesim geliyor mu? Görüntü var mı? Görüntüye mi, evet, sese mi? Görüntü de geldim arkadaşlar. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar 37 slaytımız var. Slayta geçmeden önce şu CNC Metal Cutting Ability bir bakalım şu görüntülere. Ondan sonra da içerik nasıl olsa. Şu anda demin silindirik tornalama yapıyordu. Şimdi de yüzey frezesiyle frezeleme yapıyor. Bu da tornalama arkadaşlar yine. Talaşın şu oraları çıkması, talaş kırıcının harekesi de oluyor. Şu anda yüzey frezeleme. Evet, CNC. Arada böyle görüntüleri de paylaşayım. En azından. Görsellik göz önüne gelir. Hafızamızda daha fazla yer tutar ve akılda kalması kolay olur. Evet. Oluşum şekline göre değişik arkadaşlar, buna cep frezeleme diyoruz. Dairesel cep frezeleme, gördüğünüz gibi belli bir yarı çapta ve derinlikte kesmişliği gerçekleşiyor. Sert maden olabilir, yapay elmas olabilir, tungsten, kobalt kaplamalar olabilir. Tabii yüksek kesme hızlarında kullanılan ve
kesmezliği yüksek seçilebilen, çoğu da kaplama kuşlardır. Yani ana gövdesi normal metal, üzerine kaplama yapılır genellikle. Çekimde kuşları kuşları görüyorsunuz, kendileri açıda açmakta oldukça yüksek performanslı çalışma yetenekleri var. Alından kesme özelliği olan bir kesme işlemi. Kesicinin teknik bilgileri karşımıza geldi. Bu sanayi makineler bunlar. Üç farklı nasıl onlar. Arkadaşlar bakın, bilgiler var. Yani %8 diş başına bir devirdeki ilerlemeyi gösteriyordu. Yani şu anda işte gördüğünüz hücretik işlemleri. Arkadaşlar 40.000 devirlere tarafından çıkılabilir ama tabi bu istisnai bir durum. Evet, saçılan parçalara talaş diyoruz. Serpan geri dönüşüme gidiyor bunlar. Yüksek kırımlara gidip tekrar kategorize edilerek değişik şekillerden yapılıyor ama arkadaşlara dikkat ederseniz bazıları yanıyor, bazıları daha yanmadan çıkıyor. Yani talaş deyip de geçmeyin. Mesela bir altın sarraf imalathanesinde olduğunuzu düşünün, bu talaşların hepsinin altın olduğunu düşünün. Yani yeniden eritilip bana hiç gelmiyor sesi. Nasıl? Benim sesim mi duyulmuyor videodan? Evet arkadaşlar, arada bir böyle koyacağım. Bugün bu kadar.
Evet, şimdi normal sunumumuza geçelim. Makinenin sesi bana hiç gelmediği için hep size gitti. Keşke baştan söyleseydiniz. Evet. Aslında ben de aralarda bir takım bilgileri paylaştım ama demek ki sesim iyi gitmedi o zaman. Tamam, onu bir sonraki filmde filan baştan uyarın arkadaşlar. Şimdi nasıl sesim? Şimdi normal herhalde. Evet, peki. Şimdi arkadaşlar sınıflama ve kodlama. İkinci dersimizi bitirmiştik. Üçüncü dersimize başlıyoruz. Burada da tasarlanan birimlerin sınıflandırılması ve kodlanması için gerekli olan modern yaklaşım da ön şart, bilgisayar destekli tasarım ve imalat ve etkin bir veri tabanı yönetim sistemidir. Böyle bir yaklaşım ürün ağaçları BOM. Arkadaşlar hemen BOM'la ilgili aşağıya bir açıklama koydum bakın. BOM ürün ağacı bir mamulü üretmek için gerekli olan ham madde ve veya yarı mamullerin hangi hiyerarşik yapı ve miktarlarda bir araya getirilmesi gerektiğini tanımlayan reçeteler olarak düşünülür. Evet, demek ki BOM'u bu şekilde. İngilizce bir kısaltma arkadaş bu da. Arkadaşlar ürün ağacı şu anda benim de aklıma gelmedi ama BOM. Build obje materyal gibi bir şey olabilir. Ona bir bakalım daha sonra. Evet, stok kontrol verileri gibi VTYS dosyaları, veri tabanı yönetim sistemi demiştik. Ve bilgisayar çizimleri arasında direkt bağlantı ve standartlaşma sağlar. Standartizasyon olmaksızın BDT ve BDI'nin avantajları kısıtlanmış olur. Yani bilgisayar destek tasarım ve imalatın avantajlarını olumsuz etkiliyor. Eğer fonksiyonel olarak tanımlanmış bir birim halen sistemde mevcut değilse, artan hızda çizimler yapmanın hiçbir değeri olmayacaktır. Evet, sınıflama ve kodlamaya baktığımızda arkadaşlar, bilgisayar destek tasarım ve imalatı standart kodlama sisteminin gerektirdikleri her üretim ya da montaj parçasının şekli ya da fonksiyonu gibi esas parametrelere göre tanımlamak. Tanımlama üretim tekniği gibi değişebilen parametreleri içermiyor. Bazen birimleri parça aileleri içine sınıflandırmak söz konusu olabiliyor. Aileler içerisinde de birimleri kodlayarak bir tasnif etmek gerekebiliyor. Bu şekilde tanımlanan sınıflandırmanın ve kodlanan parçaların bilgisayar destekli tasarım ve veri tabanı için gerekli parametrik makroların oluşturulmasına yardımcı olacak derecedeki bilgiye sahip olmuş oluyorlar arkadaşlar. Evet, BD bilgisayar destekli planlama, proses planlama yardımıyla ürün geliştirme. Baktığımızda arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi BDT, BOM, üretim özellikleri, yani ürün ağacı, ben üretimin yönetimi,
bilgisayar destekli üretim yönetimi, bilgisayar destekli proses planlama, CNC parça programlama ve bunların rota kartları, operasyonel verileri, programlar neticede üretimde sonuçlanmış oluyor. Proses planlama bir ürünün üretiminde ihtiyaç duyulan operasyonları, aşamaları tanımlıyor arkadaşlar. Bu da hangi alanları kapsıyor? İhtiyaç duyulan üretim proses tiplerini, işlem sıralarını, takım gereksinimlerini, aileler içindeki birimleri kodlamayı, tezgahın seçimini ve bu tezgahlardaki işlerin hangi sıra ve yol izlenerek yapılacağını proses planlama kapsam içerisinde düşünüyoruz. Evet, VTS ile birlikte düşünüldüğünde bir BDPP sistemi, yani bilgisayar destekli proses planlama, rutin veri toplama işlemlerini kompütürize eder. Yani bilgisayar marifetiyle icra eder. Üretim kararlarının alınmasında otomasyona yardımcı olur. Planlayıcının zamanının büyük kısmını metot geliştirmeye ayırmasını sağlar. Şekil 2.11 BDPP'nin bir BIS organizasyonundaki ürün gelişimine nasıl uyarlanabileceği ve tasarım ile üretim arasındaki hayati bağlantıların etkin bir şekilde nasıl sağlanacağı görülmektedir. Şekil 2.12'de de daha kapsamlı bir yapı görülmekte. Burada CAPES, orada da arkadaşlar bu İngilizce kısaltması, bakın şu aşağıda Computer Aided Planning and Estimating System, Türkçesi de yukarıda bilgisayar destekli planlama ve tahmin sistemi. Evet, CAPES, CAPES. Bunu Türkçe deseydik BDPTS olacaktı. Evet, adlandırılan BDPP paket programının kullandığı bir ortak veri tabanına veri girişi ve çıkışları görülmektedir. Evet. Bunlar hiyerarşinin diğer düzeylerindeki kontrol elemanlarından destek almaksızın kendi başlarına çalışma ve çeşitli durumlara reaksiyon gösterme yeteneğine sahiptirler. Böylece daha yüksek bir sistem güvenilirliği sağlanmış olur ve esneklik artar. Böylece eğer sistemdeki herhangi bir parça arızalanırsa kalanlar fonksiyonlarını devam ettirebilirler. Evet, burada bir bilgisayar destekli proses planlama sisteminin veri tabanlı yapısını görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu arkadaşlarımız şöyle okları takip ederek inceleyebilirler. Buradaki alışverişi, ilişkileri oklardan görebiliyoruz. Bakın, atölye metot verisi kullanıcı verisinden başlıyor. Sonunda bir çiziciden mesela ENSI tezgah kontrol şeridi demiş. Bunun yerine şimdi CAD CAM sistemleriyle türetilmiş kodlar gibi de düşünebilirsiniz. Yani bunları bir hiyerarşi içerisinde gerçekleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Özgür Demirci bizde mi? Evet. Arkadaşlar, bugün size uygulama dersini benden alanlar için mesaj attım. Birkaç gündür sistemde listeniz yoktu. Ben onu özel istedim listeyi. Attığım mesaj gitmemiş. Bugün sağ olsunlar bana teknik destek verdiler. Listeyi ayrı gönderdiler. Bugün de sisteme yüklenmiş.
Dolayısıyla oradaki verdiğim tarihler bir gün kaymış gibi oldu ama şu anda benden zannediyorum bir 6-7 arkadaşımız var. Toplam 21 sayımız var. Bu dersi alanlar için Salı günü ders yapacağız. Ve o okuyun o gönderdiğim mesajı da. Bu mesaja göre de gün kaymış olabilir ama siz kısa zamanda hemen gönderin. Gerekeni karşılıklı yaparız inşallah. Evet. Evet, Özgür Demirci yanlış değil. Tarih kayması o sistemden kaynaklandı. Bu arayüzü değiştirdi. Ahmet Yesevi Üniversitesi'ndeki uzaktan eğitimin koordinatörlüğü çok güzel çalışmalar yapmışlar ama tabi bazıları sahada görülebiliyor. Ondan kaynaklanan bazı gecikmeler yaşanıyor arkadaşlar. Artık onu da ne yapalım? Göç yolda düzelecek şeyiyle hoş görüyoruz, hoş göreceğiz. Evet, bilgisayar destekli planlama ve tahmin sisteminin sağladığı imkanlara baktığımızda arkadaşlar, neyin nerede kullanıldığını bilme yeteneğini sağlıyor bize. Veri tabanındaki dosyalardan spesifik makineler, malzemeler ve takımlar kullanan parça ve operasyon listelerinin kullanıcıya aktarılmasına imkan veriyor. Benzer ürünlere ya da işlere dayanarak değişik parçalarda yapılabilecek basit değişikliklere karşı hızlı bir tahmin imkanı sağlıyor. Malzeme, makina, takım ve şartlardaki değişikliklere hızlı bir şekilde adaptasyonu sağlıyor. İşçilik, malzeme ve sabit giderler için işletme ve maliyetlendirme yapıyor. Metot analizi ve simülasyon gerçekleştiriyor. Bilgisayar destekli planlama ve tahmin sisteminin sağladığı imkanlar. Demin kısaltılmışını gördüğümüz şu arkadaşlar bakın. Bilgisayar destekli planlama ve tahmin sistemi. Evet, başka ne yapıyor? Tezgahla manipülasyonları, yükleme, ölçme ve hazırlık işlemleri için grafik analizi yapıyor. Bilgisayarda bulunan ya da yazılı olan rota kartlarının operasyon planı evraklarının otomatik dokümante edilmesini sağlıyor. Ortak veri tabanı yardımıyla üretim kontrolü, CNC parça programlama, üretim ve operasyonel verilerin otomatik aktarılmasını sağlıyor. Kodlama ve sınıflandırma sistemi yardımıyla bilgiye hızlı bir şekilde anında ulaşılmasını sağlıyor arkadaşlar. Evet, bilgisayar destekli üretim yönetimi sisteminin fonksiyonu imal edilen ürünün üretim ve malzeme gereksinimlerinin organizasyonunu izlemek ve kontrol etmektir. Bilgisayar destekli büdüğü diyelim sistemine iyi bir örnek şekil 2.13'te görülmektedir. Bu mikros üretim sistemi olarak adlandırılan bir örnektir. Bu büdüğü paketi aşağıdaki gibi sınıflandırılan birçok modülden meydana gelmektedir. Bakın arkadaşlar malzeme kontrolü, stok kontrol, malzeme listesi, malzeme ihtiyaç planlaması, bunun da alt dalları satın alma, siparişlerin işlenmesi ve izlenmesi ve üretim kontrol. Bu da yarı mamuller, çizelgeleme, atölye dokümentasyonu ve işleme maliyetleri gibi alt dalları içeriyor. Yine malzeme listesi, ürün ağacı dediğimiz demin BOM geçmişti ya. Bir malzeme listesi komple bir ürünün gerçekleştirebilmek için montajların, bileşenlerin, bileşen elementlerinin, ham maddelerin ve dışarıdan satın alınan birimlerin bir listesidir diyor malzeme listesi. Yani bunun içinde ne varmış arkadaşlar? Şurada gördüğünüz elemanlar var. Bir BIS sisteminin yani bütünleşik imalat sisteminin veri tabanı yönetim sistemi yardımıyla oluşturulan malzeme listesi kullanıcıya ara bileşenler ve montajlardan üst
düzey ham maddeye, alt düzeye kadar olan çeşitli düzeylerdeki ürün bileşenlerine hızlı bir şekilde ulaşma imkanı sağlar. Komponent, eleman, bileşen anlamında burada arkadaşlar. Bazı kelimeleri işte bu ne diyelim dilimize ilk defa kazandıranlar eğer Türkçe karşılığını bulamadıysa bazen olduğu gibi telaffuz etmiş komponente bileşenler, elemanlar anlamında kullanılmış. Evet, biz esaslı bir bom ürün ağacı efendim sistemi aşağıdaki imkanları sağlar diyoruz. Neymiş bunlar arkadaşlar? Bütünleşik imalat sistemi esaslı bir bom sisteminin yani ürün ağacı dediğimiz sistemi sağladığı imkanlar şunlarmış. BDT ve stok kontrol veri tabanları ile etkileşimli çalışması. Veri tabanı yönetim sistemi yardımıyla bomların hızlı bir şekilde oluşturulması. Mevcut bomlara dayanarak ve bunlar arasındaki hızlı geçişleri yaparak yeni bomların oluşturulmasında basitlik sağlanması, mevcut maliyetlerin otomatik olarak güncelleştirilmesi ile maliyetleri çıkarılmış bomların oluşturulması, stok kontrol arayüzü yardımıyla stok kayıtlarını doğru ve etkin bir şekilde güncelleştirilmesi, veri tabanı yönetim sistemi yardımıyla iş emirlerinin üretim kontrole otomatik olarak iletilmesi, elde bulunmamaları ve yarı mamul envanterlerini minimize edecek şekilde gerekli düzenlemelerin yapılması şeklinde özetleniyor. Bir BDÜ sisteminin mikros üretim sistemi örneğindeki yani bir özel durumdaki karşılığını burada görüyoruz arkadaşlar. Çizelgelene, atölye dokümente edilmesi, yarı mamul, bunun da işleme maliyeti, malzeme ve neticede malzeme ihtiyaç planlaması, çıktısıyla satın alma siparişlerin işlenmesiyle sonuçlanan bir sistem. Stok kontrolüne bakıyoruz arkadaşlar. Bir bilgisayar destekli stok kontrol sistemi depolara giriş ve çıkıştaki tüm stok hareketlerinin veri tabanı kaydını sağlıyor. Bilgi ekranı yardımıyla girişler kabul ediliyor ve tüm stok birimlerin durumlarını gösteren raporlar oluşturularak her birimin stok kaydı aşağıdaki bilgileri içeriyormuş. Neymiş bunlar arkadaşlar? Evet, barkod dediğim şey zaten makinenin anlayacağı dilde bildiğiniz gibi kare kod, barkod, geometri dili yazının. Evet, makinenin anlayacağı dilde değişik kalınlıklardaki çizgilerin yan yana getirilmesiyle onlar tanımlanmış oluyor arkadaşlar. Stok kontrolü stokun adedi, tanımı. Elde bulunan stok, siparişteki stok, tahsis edilen stok, yeniden sipariş düzeyi, yani şu limitin altına düşünce uyaracak bizi, temin süresi, tedarikçinin kodu, malzeme, iş gücü ve sabit maliyetler, satış fiyatı gibi bilgileri içeriyor. Bu tip bilgisayar destekli stok kontrol sistemleri stok düzeylerinin ve istenmeyen stokların minimize edilmesine yardımcı oluyor. Stok kayıtlarının daha hızlı güncelleştirilmesini sağlıyor. Montaj sistemlerinde elde edilen mal bulunmama durumlarını önceden ikaz ederek uyarıyor ve satın alma sistemiyle etkileşimli veri tabanı yönetim sistemi yardımıyla mevcut sipariş bilgisine anında erişim imkanı sağlıyor arkadaşlar. Bir BIS organizasyonuyla yani bütünleşik imalat sistemi organizasyonuyla bütünleştirilmiş bir bilgisayar destekli üretim yönetimi sistemi, veri tabanı yönetim sistemi sayesinde satın alma bölümü, stok kontrol ve bilgisayar destek tasarım arasında
doğrudan bağlantılar sağlayabiliyor. Böylece tasarımcılar ham maddeler ve satın alınan birimler için satın alma veri dosyalarına anında erişebiliyorlar. Evet, satın alma verileri şu bilgileri kapsıyor arkadaşlar. Söz konusu birimin elde edilebilirliği, maliyet ve teslimat, alternatif tedarikçiler ve satın alma bilgileri. Bundan dolayı da tasarımcılar prosesin ilk aşamalarında sistemi etkin bir şekilde optimize edebilirler. Standart satın alma noktaları stok kontrol verisiyle sağlanan arayüze yardımıyla gözlenebilir ve kaydedilebilir. Buradaki bilgiler birim tarifleri, miktarlar, tedarikçi birim fiyatları, taşıma fiyatı, sipariş tarihi, teslim tarihi, teslim talimatları gibi bilgileri de içermiş oluyor arkadaşlar. Evet, malzeme ihtiyaç planlaması MIP olarak kodlanıyor, kısaltılıyor. MIP fonksiyonu ürün ağacı yapıları doğrultusunda sadece yeni satın alma siparişleri ve iş emirleri için ihtiyaçların hesaplanmasında değil, aynı zamanda mevcut siparişlerin ertelenmesi, gecikmesi ya da iptal edilmesi gibi faaliyetlerin göz önüne alınmasıyla toplam satışları ve üretim talebini inceliyor. Bir bilgisayar destekli üretim yönetim sisteminde malzeme ihtiyaç planlaması, gerekli bilginin elde edilmesi için BOM verileri ve stok kontrolüyle direkt bağlantı sağlamak zorundadır. MIP, talep ve tedarikin birbirine mümkün olduğunca yakın ilişkili olmasını sağlar ve stok seviyesinin optimizasyonuna yardımcı olur. Yani gereksiz elimizde stok da bulundurmaz, risk bölgesine de bizi taşımaz. Ayrıca teslim tarihlerinden ürün temini veya stok temini teslimatlar sağlanarak müşteriye verilen servislerde güvenilirlik yükseltilmiş olur. Yarı mamuller ve iş merkezlerinin çizelgelenmesi üretim kontrolünün en önemli bileşenleridir arkadaşlar. Bunlar insan ve makine olarak tarif edilen üretim kaynaklarından etkin bir şekilde faydalanılmasını sağlar. Bir bilgisayar destekli üretim yönetimi sisteminde yarı mamul ve çizelgeleme yazılımları VTS yardımıyla BOM ve MIP dosyalarından gerekli bilgileri alır. Üretim için iş emirleri BOM tarafından tedarik edilir. Evet, BDÜ sistemleri işletme içinde üretilen her birim için atölye dokümantasyonunun tamamlanmasını sağlar. Bir BDÜ atölye dokümantasyon paketi aşağıdaki elemanları içerir. Neymiş bunlar? Rota kartı. Bu bir parçayı üretmek için arkadaşlar gerek duyulan çeşitli üretim proseslerinin listesini verir. Rotalama, yani rotaya işi rotasına koyduk gibi düşünün. Yani işi nasıl yönlendireceksiniz? Doğru bir hedefe giderken izleyeceğimiz yol gibi düşünün arkadaşlar rotayı. Burada makinayla ilgili makinaların seçimi, işlemenin doğru makinede yapılması, doğru zamanlama vesaire. Rota kartı bilgisi VTS doğrultusunda yarı mamül envanteri ve BDPP yazılımı yardımıyla yapılır. Bilgisayar destekli proses planlama. Operasyon kartı. Bu üretim operasyonları ve proseslerdeki her operasyonun daha detaylı tariflerini verir. Yani sizin bunu hangi tezgahta, hangi devir sayısında, hangi ilerlemede, hangi kesiciyi kullanarak vesaire. Yani işlemenizi kolaylaştırmaya yönelik bilgileri operasyonda şu parametreleri kullan diyor bize. Malzeme isteği arkadaşlar. Bu tüm stok hacimleri, malzeme ve çizim numaralarını içeren her komponent için ham maddenin tam bir tarifini verir.
Evet, Ömer Görgen ne demiş? Rota strateji ise operasyon kartı taktiktir gibi. Evet, güzel. Yani Ömer Görgen'in ne diyelim işleri daha böyle kısa şeye ne deniyordu arkadaşlar? Kısa sloganlara ne deniyordu? Kısa sloganlara. Mesela Gazi gelecektir gibi. Yani kısa ifade etmeye yönelik bir yaklaşım tarzı var. Hoşuma gitti, güzel. Motto, motto deniyor. Motto. Slogan değil de. Motto. Evet. Tabi genişliği sığmayınca bizim bilgisayar biraz küçük, şeyler kaymış biraz. Evet, onları ona göre B'leri yukarıda düşüneceğiz. B'ler yukarıda kaymış. Üçüncü bölümde arkadaşlar bilgisayar destek tasarım ve imalat elemanlarının tanımlanması. Yine tasarım ve imalat endüstriyel bakış efendim parça programlama ve üretim parça üretim çevrimi ve bilgisayar destekli tasarım nedir gibi kavramlar burada ön plana çıkacak. Mühendislikte bilgisayar destekli tasarım ve imalat farklı kişiler tarafından farklı amaçlar için kullanılmıştır. Bazı kullanım türleri çizimleri oluşturmak ve tasarımları dokümante etmek amacına yöneliktir. Yani hard copy'ye yönelik bir çalışmayı kapsamaktadır. Diğerleri ise animasyon ve gölgelendirilmiş çizimler oluşturmak gibi özel gereksinimlere yardımcı bir araç olarak ifade edilebilir. Evet, yani biri tasarım, biri imalat. Diğer bir grup ise sonlu elemanlar analizi gibi geometrik modellere ait mühendislik analizleri yerine getirmek için kullanır diyor. Bir mühendislik ortamında tasarım ve imalatı tarif etmek için ilgili hususları tanımlamak için tipik bir üretim çevrimini örnek olarak kullanmak yeterlidir diyoruz. Şekil 3.1'de bu tip bir üretim çevrimi görülmektedir arkadaşlar. Onu nerede? Ürün müşterinin ve pazarın taleplerine bağlı olarak ortaya çıkan bir takım gereksinimlere göre oluşmaya başlar. Ürün fikir kavramsallaşmasında bitmiş mamul haline gelinceye kadar iki önemli proses doğrultusunda gelişir. Tasarım prosesi, üretim prosesi olarak bunu adlandırıyoruz. Sentez ve analiz tasarım prosesini oluşturan bazı ana alt proseslerdir. Sentez, analiz ve tasarım için önemli bir rol oynar diyoruz. Üretim felsefesi, fonksiyonalitesi ve kendisi sentez esnasında belirleyici rol oynar. Bunlarla eş zamanlı olarak üretim fikrinin tasarımdan gerçeğe dönüşü ile ilgili önemli finansal kararlar da alınır. Bu gibi alt proseslerin sentezi esnasında ortaya çıkan bilginin çoğu kalitatiftir. Kalitatiften neyi kastetmiş arkadaşlar? Rakamlardan çok sözcüklerin ve fikirlerin irdelendiği araştırma türüne verilen genel evet. Ve doğal olarak bir bilgisayar sistemine aktarılması da oldukça zordur. Alt proseslerin sentezin sonucunda elde edilmesi, beklenen sonuç, yapılması düşünülen üretimin kavramsal tasarımıdır. Tipik olarak bu tasarım, çeşitli üretim elemanları arasında ilişkileri gösteren ve bunlarla ilgili kısıtları göz önüne alan bir taslak ya da çizim formundadır. Ayrıca çeşitli tasarım grupları arasında beyin fırtınası faaliyetleri esnasında ortaya çıkan oluşumları da içerir diyor arkadaşlar. Evet.
Selcan Mutlu nitelik. Evet, nitel ve nicel diye arkadaşlar. Yani biri mesela nicedir. Hani fiziksel özellikleri, daha boyut geometrik tarafları, mekanik tarafları öne çıkan. Öbürü de niteleme, anlatma. Belki aklımızda böyle kalabilir diye söylüyorum. Yani nitelemek. Nitelemek sözel olarak onu anlatmaya yönelik ifadeleri kastediyor. Nitel, nicel, nitel. Alt proseslerin analizi, tasarlanan üretim performansının gelişimi için mühendislik bilimlerinin kapsamının kavramsal tasarım ile bütünleşmesiyle başlar. Bu tasarım modelleme ve simülasyonunu meydana getirir. Tasarım analizleri, optimizasyon ve değerlendirme gibi faaliyetleri kapsayan kararların ve sonuçların kalitesi, seçilen tasarım modelinin kalitesiyle doğrudan ilgilidir arkadaşlar. Evet. Tasarımcının sorumluluğu seçilen tasarım modelinin uygunluğunu sağlamak ve ispat etmektir. Bakın bu önemli bir cümle. Tasarımcının sorumluluğu seçilen tasarım modelinin uygunluğunu sağlamak ve ispat etmek. Çeşitli tasarım alternatiflerinin incelenebildiği bir bilgisayar ortamı daha kısa zaman periyotlarıyla daha çok veya çok daha iyi tasarım kararlarının alınması için idealdir. Tasarım analizleri ve optimizasyonlar için çeşitli algoritmalar geliştirilebilir ve uygulanabilir. Tasarım analizlerine tasarım optimizasyonu uygulanırken ve şekil 3.1'deki tasarım prosesine uygulanan önemli bir safha olarak bu algoritmalar göz önüne alınabilir. Tasarımın ana elemanları analiz edildikten ve bunların nominal boyutları belirlendikten sonra tasarım gelişimi safhası başlar diyoruz. Prototipler, tasarımların test edilmesi için bilgisayar ya da laboratuvarda inşa edilirler. Çoğunlukla bilgisayar prototipleri tercih edilir. Çünkü daha az pahalıdırlar ve daha hızlı üretilebilirler. Tasarımcılar aynı zamanda malzeme listeleri, tolerans limitleri ve maliyet analizleri de oluşturabilirler. Alt proses analizlerinin son aşaması çizim, raporlama, ve sunum için gerekli hazırlıkları kapsayan tasarım dokümantasyonu ve iletişimini meydana getirir. Evet. Üretim prosesinin ana safhaları yine şekil 3.1'de görülmektedir. Bu aşamalar proses planlama ile başlar ve mamulün oluşumuyla sona erer. Proses planlama, mamulün üretilmesi için gerekli olan en uygun çizelgenin belirlenmesini sağlayan üretim prosesinin bel kemiğini oluşturur. Proses planlayıcı en etkin bir şekilde plan yapabilmek için çeşitli üretim faaliyetlerine karşı hazırlıklı olmak zorundadır. Evet arkadaşlar, yani neticede bir tasarımdan üretime giden bir sürecin aşamalarını kapsıyor bizim bu çalışma. Proses planlamanın sonucunda üretim planı, takım tedariki, malzeme siparişi ve tezgah programlama gibi çıktılar elde edilir. Ve takım ve bağlama düzeninin tasarımı gibi diğer özel gereksinimleri de bu aşamada planlanır. Üretim prosesinin proses planlaması, tasarım prosesinin senteziyle paralel bir yapıya sahiptir. Bunlar kalitatif deneyimleri ve insan tecrübelerini kapsar. Dolayısıyla bunların bir bilgisayar ortamına adaptasyon oldukça zordur. Bununla birlikte bilgisayar destekli proses planlama anlamlı bir şekilde yürütülebilir. Bilgisayar destekli proses planlama için merkezi, bilgisayar destekli tasarım ve imalat veri tabanına ilaveten geometrik modelleme yeterli kapasiteye sahip olmayabilir. Katı modelleme ise
böyle bir karakteristiğe sahiptir ve bilgisayar destekli proses planlama oluşumunda kullanılabilir arkadaşlar. Evet, aynen öyle. Serkan Tokgözoğlu, SolidWorks, SolidCAM, MasterCAM, Unigraphics, Katia, Inventor, daha aklınıza gelen bütün bu tasarım programları bu işleri yapmak için örnek kabul edilebilir. Proses planlama safhası tamamlandığında gerçek üretim aşaması başlar. Üretilen parçalar muayene edilir ve genellikle standart kalite kontrol gereksinimlerine tabi tutulurlar. Muayeneden geçen parçalar monte edilir ve paketlenir. Etiketlenir ve müşteriye iletilir. Müşteriden gelen geri beslemeler ürünün geliştirilmesine yardımcı olur. Bu geri beslemeler genellikle tasarım prosesinde göz önüne alınır arkadaşlar. Az kaldı, bitiriyoruz. Evet, tipik bir üretim çevrimini görüyorsunuz. Bakın, tasarımdan başlayan tasarımın özellikleri, efendim, tasarım bilgisinin fizibilitesi, tasarımın kavramlaştırılması, yani kafamızdaki kafamda var ama daha kağıda dökmedim deriz ya böyle. İşte bunların modellenmesi, simülasyonu, analiz edilmesi, tasarımın optimize edilmesi, efendim, sonra değerlendirilip yine iletişim ve dokümente edilmesi, prosesin planlanması, üretim planlamaya geçti. Burada da yeni takım, malzemenin siparişi, NC, CNC, DNC programlama ve üretim. Üretimden sonra kalite kontrol, geçti paketleme, geçti nakliye ve piyasa. Arkadaşlar, pazara gidiyor. İşte bu çevrim böyle ne yapıyor? Tipik bir üretim çevrimi şeklinde bir döngü olarak devam ediyor. Evet arkadaşlar, şimdi şekil 3.1'e önceki slaytlarda da 3-5 sefer atıf yapılmıştı. Yani önemini de gördünüz. Yine atıf yapıldı bakın. Şekil 3.1'de görülen tasarım ve üretim prosesler aşaması bir bilgisayar destekli tasarım ve imalat sisteminin oluşturulması için gerekli olan elemanların üretim gereksinimlerinin ve tasarımlarının tanımlanmasında temel oluşturur. Bunları tanımlamak için BDT ve BDI prosesleri diğer proseslerle ilişkili olarak tanımlanır ve açıklanır. Evet, 37 slaytımız var, az kaldı. Tipik bir BDT prosesinin bir BDT BDI sistemine uygulanması. Bilgisayar destekli tasarım prosesi, tasarım prosesinin bir alt prosesidir. Aynı şekilde bilgisayar destekli imalat prosesi de üretim prosesinin bir alt prosesidir. Bilgisayar destekli tasarım prosesinin mevcut sistemlere uygulanması, deminki yeni bir şekil 3.2'de görülen jenerik akışa göre olmalıdır. Tasarımcının kafasında kavramsal bir tasarım oluştuğunda ilgili yazılım tarafından sunulan kullanıcı arayüzü yardımıyla geometrik bir modelin tarifi aşaması başlar. Bilgisayar destek tasarım, geometrik modelinin seçimi, mühendislik analizlerindeki matematiksel modelin seçimiyle benzer özellikler taşır. Bu direkt olarak yürütülecek analizin tipine bağlıdır. Evet ve son. Sonlu elemanlar analizi. Kinematik analizden farklı bir modele ihtiyaç gösterebilir. Geçerli bir geometrik model
tasarımcının girdiği bilgileri uygun veri tabanı formatına çeviren bir dönüştürücü yardımıyla tasarım ve imalat sistemi tarafından oluşturulur. Geometrik modele mühendislik analizlerini uygulamak için model veri tabanından gerekli verileri alan ve analiz eden arayüz algoritmaları sistem tarafından uygulamaya sokulur. Sonlu elemanlar analizi durumunda bu algoritmalar sistemin sonlu elemanlar modelleme paketi yapısındadır. Tasarımı test etme ve değerlendirme geometrik modelin değişimini gerektirebilir. Tasarımın sonuna gelindiğinde modellerin detaylandırılması ve çizimi başlar diyoruz arkadaşlar. Demek ki kafamızda bir kavram. Önce bir kavram olarak soyut bir düşüncenin daha sonra kafamızda belli bir şekle oluşması, arkasından da kağıda, projeye dönüşmesi ve en sonunda da üretime dökülmesi gibi bir yükleyeceğim arkadaşlar. Yükledim galiba iki tanesini bugün. Yüklemeye başladım. Bakan olduysa. Evet, ilk ikisini yükledim çünkü. Evet, var. Yani yoksa sistemde mi gözükmüyor? Ben de bilmiş olayım. Evet arkadaşlar, geometrik şimdi tasarımın değişikliklerini de yine gördüğünüz gibi tekrar geri dönüşümlü bir şekilde üçüncüyü de yükleyeceğim arkadaşlar. Yalnız sunumlara şöyle bir göz atayım da yazı formatını da bir belki güzelleştiririm. Hızlı bir şekilde onları yükleyeceğim inşallah. Geometrik modellemenin tarifi, tanım dönüştürücüsü, geometrik model, arayüz algoritması, tasarım ve analiz algoritmaları, çizim ve detaylandırma, bilgisayar destekli imalat prosesi şeklinde devam ediyor. Demek ki tipik bir tasarım ve imalat prosesinin uygulaması da bu şekilde gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimizi de sonlandırıyoruz. Suriye'de teröristlerle savaşan askerimize başarılar diliyoruz. Sağlıklı, hayırlı sonuçlar almasını ve sizlerin de önümüzdeki derse kadar hasta olanların iyi olması, borcu olanların ödemiş olması, aybaşı geliyor o zamana. Efendim, hepimiz için yeni güzelliklerin yaşanmasını diliyorum. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Güzellikler yayın. Görüşmek üzere haftaya inşallah. Sağ olun.